Merhaba, bugün size orijinali Toronto Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Jonathan Weisberg tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Bertrand paradoksunun ne olduğundan ve neden bu kadar önemli olduğundan bahsedeceğiz. Bertrand paradoksunun adı 19. yüzyılda yaşayan matematikçi Joseph Bertrand'dan geliyor. Joseph Bertrand'ın 1889'da yayınladığı çok bilinen bir örneği var. Ancak örnekleri biraz karmaşık olduğu için daha anlaşılır bir örnekle başlayalım ve filozof Bosmun Frost'tan bir örneği ele alalım. Örneğimiz şu, kare şeklinde tahta parçalar kesen bir fabrika düşünün. Karelerin kenarları her zaman 1 ila 3 metre uzunluğunda. Şimdi kendinize şu soruyu sorun. Kesilecek bir sonraki karenin kenarlarının uzunluğunun 1 metre ile 2 metre arasında olması ne kadar olası? Cevap tabii ki 1 bölü 2. Kenarlar için muhtemel uzunluk aralığı 1 ila 3 metre. 1'den 3'e kadar uzanan bir sayı doğrusu hayal edin. 1 ila 2 metre uzunluk, bunun yarısı kadar. Bu nedenle olası uzunlukların yarısı 1 ile 2 metre arasında diyebiliriz. Buraya kadar her şey çok iyi. Ama şimdi işler biraz değişiyor. Aynı soruyu farklı kelimelerle soracağız ve farklı bir cevap alacağız. Bu nasıl mümkün olabilir diye düşünüyor olmalısınız. Gelin birlikte bakalım. Bu soru üzerine bir düşünün. Kesilecek bir sonraki karenin alanının 1 metrekare ile 4 metrekare arasında olması ne kadar olası? Karenin kenarlarının uzunlukları hakkında konuşuyorduk. Şimdi ise karenin alanı hakkında konuşuyoruz. Fakat bu aslında önceki ile aynı soru. Unutmayın burada karelerden bahsediyoruz ve kenarları 1 ila 2 metre uzunluğunda olan bir kare, 1 ila 4 metrekare bir alana sahip olur. Bir karenin alanı kenarlarının uzunluğunun karesidir. 1'in karesi 1 ve 2'nin karesi 4. Bu nedenle 1 ila 2 metre uzunluk 1 ila 4 metrekare alana mükemmel şekilde karşılık gelir. Öyleyse alanın 1 ila 4 metrekare olma olasılığı nedir? 3 bölü 8. Ya da ben böyle iddia ediyorum. Peki bu cevaba nasıl ulaştım? Aslında bu karelerin alanı her zaman 1 ile 9 metrekare arasında. Kenarların uzunluğu ise her zaman 1 ile 3 metre arasında. Karelerini alacak olursak 1 metrekare en alt, 9 metrekare de en üst aralık olur. O zaman yine bir sayı doğrusu çizelim. Bu sefer 1-9 aralığında olsun. 1-4 aralığı bu sayı doğrusunun ne kadarıdır? 3 bölü 8 yani olasılık 8'de 3 ya da %38 civarında değil mi? Aynı soruya iki farklı cevap aldık. Hesaplamayı kenarların uzunlukları cinsinden yaptığımızda 1 bölü 2, alan bakımından yaptığımızda 3 bölü 8 elde ettik. Peki hangi cevap doğru? Bu noktada bir yerlerde bir şeyleri yanlış hesapladığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak hesaplamamız doğru. Geri dönün ve istediğiniz kadar kontrol edin. Hesaplamalarda herhangi bir hata bulmanız mümkün değil. Peki o zaman burada olup biten tam olarak nedir? İyi bilinen bir matematiksel gerçek, bir olasılık aralığının boyutunun onu nasıl tanımladığınıza bağlı olmasıdır. Kenarların uzunlukları açısından 1 ve 2 aralığı, 1 ve 3 arasındaki toplam aralığın yarısı kadardır. Ancak aynı aralık alan bakımından daha küçüktür. Alana geçtiğimizde bu rakamların karesini alırız ve karesini aldığımızda 1'den 2'ye kadar olan aralık artar. Ancak 2'den 3'e kadar olan aralık daha fazla artar. Bu nedenle ilk olasılık aralığı uzunluk olarak aynı boyutta görünmesine rağmen alan olarak baktığımızda daha küçük görünür. Bu durumda Bertrand paradoksunun herhangi bir hesaplama hatası sonucu değil, olasılığı belirlemek için bir aralığın boyutunu ele aldığımızda ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bu paradoks, kayıtsızlık ilkesi olarak bilinen meşhur bir ilkeden doğar. En basit haliyle kayıtsızlık ilkesi sadece olasılıkları sıralar. Bir yarış pistinde üç atın koştuğunu hayal edin. Bu atlara A, B ve C diyelim. Bu üç attan herhangi birinin kazanma olasılığı nedir? Tabii ki üçte bir. İşleri basit tutmak için atların başa baş gelmelerinin imkansız olduğunu varsayalım. Genel olarak kayıtsızlık ilkesi olasılık sayısı S olduğunda her olasılığın S'de 1 olasılıkta olduğunu bize söyler. Bir bozuk para yattığınızda iki olasılık söz konusudur. Yazı veya tura gelir. Yazı veya tura tarafının gelme ihtimali 1 bölü 2 yani 2'de 1'dir. 4 daire diliminden oluşan bir dart tahtası var diyelim. Dart okunu attığınızda okun herhangi bir dilime isabet etme ihtimali dörtte 1'dir kayıtsızlık ilkesi sadece tüm bildiklerimiz muhtemel sonuçların ne olduğundan ibaretse geçerlidir eğer daha fazla bilgiye sahipsek örneğin a ismini verdiğiniz atın hasta olduğunu biliyorsak bu durum değişir o zaman hasta atın kazanma olasılığı diğer iki atın kazanma olasılığından daha azdır kayıtsızlık ilkesi bu durumda geçerli değildir kayıtsızlık ilkesi henüz duruma ilişkin bilgilere sahip değilken hangi olasılıklarla başlayabileceğimizi gösterir peki olası sonuç aralığı bir sürekliliğe sahipse ne olur Kare şeklinde tahta parçalar kesen fabrika örneğimize dönecek olursak, kesilen bir karenin kenarının uzunluğu 1 ile 3 metre arasında olabilir ama bu aralıkta bulunan tüm değerleri sayamayız. İşte bu durumda kayıtsızlık ilkesine göre olasılığı belirlemek için her aralığın boyutunu ele alıyoruz. Bir olasılık aralığı toplam aralığın yarısını kaplarsa o zaman 1 bölü 2 olasılık olduğunu söyleyebiliriz. Eğer toplam aralığın üçte birini kaplarsa üçte biri gibi bir olasılık söz konusudur. Bahsi geçen paradoks da bu şekilde karşımıza çıkar. Olasılık aralığının boyutunun onu nasıl tanımladığınıza bağlı olduğunu gördük. Uzunluğu ele aldığımızda bu türde bir cevap elde ederiz. Yani fabrika örneğindeki 1 bölü 2 cevabını. Alanı ele aldığımızda ise 3 bölü 8 gibi farklı bir cevap elde ederiz. Şimdi söyleyeceğim şey sizi biraz şaşırtabilir. Bertrand paradoksunun Bilimsel akıl yürütme söz konusu olduğunda büyük bir sorun olduğu bilinir. Çünkü kayıtsızlık ilkesinin çok önemli bir soruyu, yani olasılıklarla çalışırken nereden başlamalıyız sorusunu cevaplaması gerekir. Olasılıklar da hemen hemen her bilim dalının merkezinde yer alır. İster tıp, ister psikoloji, ister fizik olsun her bilim dalı istatistiksel akıl yürütmeye dayanır ve aynı durum ne yiyeceğimize karar vermemizden siyasi tutumlara kadar günlük kararlarımız için de geçerli. Aslında bu kararlar genellikle bilimsel araştırmaların bulgularına dayanır. Bu nedenle kayıtsızlık ilkesinin tüm bilimsel araştırmalar için başlangıç noktasını belirlemesi beklenir. Ancak bunun çelişkili sonuçlara yol açtığını gördük. Aslında bu sorun modern bilimin gelişmesinde büyük etkiye sahip. Bir asırdan fazla bir süredir istatistikçiler bu konuda çözüm olabilecek yöntemler bulmaya çalıştılar bir sonuca ulaşamadıkları için bu konudaki tartışmalarda devam ediyor. Hatta şu ana kadar bu konuda yürütülen bilimsel çalışmaların sonuçlarıyla ilgili ne yapılması gerektiği konusunda bile mutabık değiller. Tüm bu bahsettiklerimizden yola çıkarak Bertrand paradoksunun bilim ve bilimin nesnelliği hakkındaki tartışmaların tam merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Bertrand paradoksunun yakından bağlantılı olduğu bir başka meşhur felsefi paradoks var. O da Yevi paradoksu. Burton paradoksu kayıtsızlık ilkesinden edindiğimiz olasılıkların uzunluğu mu yoksa alanı mı seçtiğimize bağlı olduğunu gösterir. Yevi paradoksu ise David Hume'un doğanın bütünlüğü ilkesi olarak adlandırdığı bilimsel akıl yürütmenin altında yatan bir başka meşhur ilke için benzer bir yöntemi nasıl kullanacağımızı gösterir. Bu nedenle her iki paradoks da temel bilimsel ilkelerin seçtiğimiz araca bağlı olduğunu gösteriyor. Burton paradoksu ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Görüşmek üzere.